Merhaba arkadaşlar, Tinkercad üzerinden satranç taşlarını tasarlamaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde satranç taşlarından atın tasarımını yapacağız. Projemizin adına at yazıyorum ve tasarıma geçiyorum. Daha önceki taşlarda kullandığımız gibi belli bir şablonumuz vardı taşların alt kısmını oluşturan. Yine atta da belli bir yere kadar o şablonu oluşturacağız. Şablonun tamamını oluşturmayacağız bu sefer. Hemen taşımızın alt kısmını, gövde kısmını oluşturarak başlayalım. Yine ilk şekil olarak bir silindir almıştık sahnemize. Yine silindirin yüksekliğini 3 mm yapıp ardından taraflarını artırmıştık. Devamında sahneye bir tane kone alıyoruz. Daha önceki taşlarda yaptığımız işlemlerin aynısı bunlar. Yüksekliğini 11, zeminde yüksekliğini 3 mm yapıp silindirimizle birlikte hizalamıştık. X ve Y ekseninde ortaya hizaladık. Üçüncü bir şekil olarak halkayı kullanmıştık. Halkanın çap değerini 18 olarak ayarlıyoruz. Ve onu da zeminden 3 mm yükselttikten sonra diğer şekillerle birlikte hizalıyorduk. Evet. Şimdi üçüncü şeklimiz de bu şekilde. Dördüncü bir şekil olarak yine koniyi kullanacağız. Koni şeklimizi alıyoruz. Yükseklik değerimiz 28 ve çap değerimizi 14 olarak ayarlamıştık. Ve bunun da yüksekliğini 6 mm olarak ayarlayıp diğer şekillerle birlikte seçerek hizalıyoruz. X ve Y ekseninde ortaya hizaladık. Hizaladıktan sonra yine bir koni kullanmıştık. Ve bu konimizin yükseklik değerini 19 mm, çap değerini ise 12 mm olarak ayarlamıştık. Bunu da ardından ters çevirdik aynı özelliğini kullanarak ve zeminden 8 mm havaya kaldırmıştık. Diğer şekillerle birlikte hizalayarak şeklimizin şablonun tasarımını bu şekilde tamamlamıştık. Yine aynı şablonu tasarladık. Gruplandıralım bunları, tek bir parça haline getirelim. Evet. Şimdi burada at taşını tasarlayacağız. Bu şablonumuz şöyle bir kenarda dursun. Daha sonra bunun üzerinde tekrar düzenleme yapacağız. Şimdi atı tasarlarken Tinkercad'deki şekillerden faydalanacağız. Tam olarak atın tıpatıp aynısı belki tasarlayamayız ama bir at silüeti kazandıracağız buradaki şekillerden faydalanarak. Kutu şeklini ve şuradaki dilim adlı şekli alıyoruz sahnemize. Evet. Dilimi 90 derece çeviriyoruz. Şimdi çalışma düzlemimize şuradan üstten bakıyoruz, üste tıklayarak ve ortografik yani düz görünüme geçiş seçeneğini seçiyoruz. Evet, düz görünüme geçtik. Şimdi üçgen şeklinde görünüyor. Dilim şeklimiz artık. Bunu kutumuzun alt tarafını alıyorum. Şimdi kutumun boyutlarına bakalım. 20'ye 20 olarak görünüyor. En ve boy değeri. Bu değerini 10 mm yapıyorum. Diğeri 20 olarak kalıyor. Şöyle daha yakından bakarsak. Şimdi kutuyu buradaki karelere denk gelecek şekilde ayarladım. Daha rahat çalışmam için. Şimdi dilim şeklim, yani üçgen görünümdeki şeklim, onun boyutlarına bakalım. 20'ye 20 olarak görünüyor boyutlarımız. Şimdi bu dilimi
yukarıdaki kutunun tam ortasına gelecek şekilde hizalayıp birazcık sağ tarafa kaydırıyorum. Evet, bunu göz kararı yapıyoruz. Burada bir ölçümüz yok, net bir ölçümüz yok. Bakın, kutunun tam ortasına getirip birazcık daha sağ tarafa götürdüm. Çok değil, az bir şey sağ tarafa kaydırdım. Şimdi kutumun bu kenarıyla üçgenimin burası aynı hizada olması lazım. Bakın, burada biraz taşıyor. O yüzden bunu kutuyla aynı hizada olacak şekilde bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi sizin buraya ayarladığınız pozisyon buradaki ölçüyü değiştirebilir. O yüzden buradaki ölçüye takılmayın. 13 mm olarak görünüyor. Hiç önemli değil o. Önemli olan burada kutunun ve üçgenin aynı hizada olması. Şimdi bunu ayarladıktan sonra kutumuzun seçtikten sonra bir kopyasını çıkartıyoruz. Çoğalt ve tekrarla diyerek şöyle yan tarafa alıyoruz ve onu dik konuma getiriyoruz. Ardından kutuyu genişlik değeri 2 mm yapıyorum ve üçgenimin yan tarafına bu şekilde hizalıyorum. Evet. Ardından üçgeni seçip bir kopyasını çıkartıyorum. Onu da yan tarafa alıyorum. Ve ayna özelliğini kullanarak önce sağa sonra ters çeviriyorum. Bu şekli. Ve onu da kutunun yan tarafına hemen üçgenle kutunun yan tarafına bu şekilde hizalıyorum. Hizaladıktan sonra dışarıda kalan bölümü şuradan ortadaki noktayı kullanarak hizalıyorum. Sıfırlayacak şekilde kutuyla aynı hizaya getiriyorum. Evet. Şimdi tekrar bu üçgenden bir kopya çıkarıyorum. Ve onu da yan tarafa alıp aynı özelliğini kullanarak ters çeviriyorum. Pardon, sadece sağa sola çevireceğiz. Tekrar çoğalttım. Bunu kulak yapmak için kullanacağız şeklimize. O yüzden aynayı kullanarak sadece sağa sola çeviriyorum. Ve bunun ölçülerini 10'a 10 olacak şekilde ayarlıyorum. Evet, ardından götürüp buraya yerleştiriyorum. Evet, üçgenin bu ölçüsünü 5 mm yapıyorum. Evet, 5'e 10 olarak ayarladım ölçüsünü. Şimdi atımızın silüeti genel olarak hazır. Şimdi burada bazı yerleri birazcık kesmemiz gerekecek. Onun için kutu şeklinden faydalanacağız. Delik kutu alıyorum sahneme. Ve şöyle bu delik kutumun birincisini şuraya, şu kısmı biraz kesmek için kullanacağım. Taşıdıktan sonra çoğalt ve tekrarla diyerek bir kopyasını alıyorum. Onu da 22,5 derece kadar sağa ya da sola fark etme. Şu şekilde çevirdikten sonra sol tarafa çevirmemiz gerekiyor. Tekrar geri alıyorum. 22,5 derece sola çevirdikten sonra şu bölüme taşıyorum. Tekrar delik kutudan bir kopya daha alıyorum. Onu da kulak kısmının üst kısmını birazcık kesmek için buraya taşıyorum. Evet. Şimdi buranın tamamını seçerek gruplandır diyorum ve at silüetimi oluşturmuş oldum. Evet. Şimdi şablon olarak oluşturduğumuz şekle tekrar dönüyorum.
Çalışma düzenine şöyle biraz taraftan bakalım. Evet. Şimdi bu şekli döndüreceğiz. Şu anda atımız yatık pozisyonda. O yüzden onu da yatık pozisyona getireceğiz. Evet. Eksi 90 derece. Çeviriyorum. Ve zemine sıfırlıyorum. Sıfırladıktan sonra tekrar yukarıdan bakalım şeklimize. Evet, bu gövdeyi atla birleştireceğiz. Atın kafa kısmıyla. Fakat şöyle baktığımız zaman atın kafa kısmıyla bu gövde birleştiği zaman bu aradan bizim gövdemiz görünüyor. Onun için belli bir kısmını kesmemiz gerekiyor. Bakın, kesmemiz gereken kısım burası. Şimdi tekrar bunu şöyle aşağı doğru alayım. Hatta yan tarafa alayım. Bir tane delik kutu alıyoruz sahnemize. Ve delik kutuyu keseceğimiz kısmı kaplayacak şekilde büyütüyoruz. Evet, bakın şurada halkanın üzerinde birazcık daha bölüm bırakıyorum. Bu haliyle şekli kesiyorum. Kestikten sonra şimdi atla birlikte aynı hizaya getireceğim. Atın boyutunu birazcık küçültelim. Önce buradan sola doğru biraz inceltelim. Ve şöyle yandan baktığımızda bakın atın yandaki konumunu da birazcık, büyüklüğünü birazcık daha küçültmek istiyorum. Evet. Birazcık daha genişletebiliriz. Burada kesin ölçüler vermiyorum. Göz kararı ayarlıyoruz. Ve şimdi bunları bir hizalayalım. Seçtim tamamını. Hizal dedim. X ekseninde ortalı olsun. Ve Z ekseninde de ortal olarak hizalıyorum. X ve Z ekseninde ortaya hizaladım. Birazcık daha sağ tarafa kaydırıp şimdi tamamını seçip gruplandır diyorum şeklimi. Ve birleştiriyorum. Evet. Şimdi atı dik konuma getiriyoruz. Sağ tarafa doğru çevireceğiz. 90 derece çevirelim. Eksi 90 derece. Zeminin altına indi. Zeminden de birazcık yükseltmemiz gerekiyor. Zemine sıfır olacak şekilde de yükselttik. Ve tasarımımızı tamamlamış olduk. Şimdi atın boyunu birazcık daha kısaltabiliriz. 40 mm olsun. Ve rengini de siyah veya beyaz yapabilirsiniz. Siyah olarak ayarladım ben rengini. Evet, satranç taşlarından at taşımızın tasarımı da bu şekilde arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.